Sedat Peker bu kez de Erdoğan'ı hedef aldı. Bu kadar veri, belge, anlatım varken. Organize suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker 8. videosunu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevap veren Peker, "Bütün bunları halk biliyor, bir sen bilmiyorsun abi. Asla saygısızlık içinde olmayacağım sana karşı. Ben vatan haini değilim. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Elimden ne geliyorsa yaptım," dedi. Peker'in Kürt sorunu, Alevilik gibi konular üzerine sohbet üslubuyla konuştuğu, Soylu'nun televizyon performansı ile ilgili şakalar, sataşmalar ve suçlamalarda bulunduğu uzunca bir bölümden sonra Suriye'ye yollanan silahlar ve Suriye sınırında yürütülen yasa dışı ticaret hakkında suçlamalarda bulunduğu görüldü. Erdoğan'ın uluslararası komplo suçlamasına "çevreni sarmışlar, seni yanıltıyorlar" yanıtı veren Peker, Tayyip abi diye hitap etmeye devam ettiği Erdoğan'a sesleneceği bir yayın yapacağını duyurdu. Peker Erdoğan'a "senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbir gücü yoktu. Alkış beklemedim. Ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda beraber konuşacağız Tayyip abi, abi kardeş" dedi. Peker'den Erdoğan'ın konuşmasından sonra başta Soylu ve Ağar, hedef almış olduğu siyasiler hakkında yeni suçlamalarda bulunması bekleniyordu. Hafta içinde Erdoğan'ın grup konuşması sonrasında yayınladığı Twitter mesajları yüzünden Erdoğan'ın dahi hedefte olabileceğini düşünenler olmuştu. Öte yandan Peker sadece Soylu'nun televizyon performanslarında hatırlattığı sigorta şirketinin hazırladığı sigorta poliçelerine ilişkin suçlamada bulundu. Soylu'nun bakanlık konumunu kullanarak holding ve özel sektör firmalarının kullandığı araçların kasko ve sigorta işlemlerini kendi şirketine bağladığını öne sürdü. Peker'in ifşaatı ise Suriye ile ilgili oldu. Suriye'de Türkmenlere yolladığı söylenerek ulaştırılan silahların bir bölümünün El-Kaide bağlantılı El-Nusra'ya verildiğini söyleyen Peker, bu konuda Sadat'ı suçladı. Peker, Suriye'ye Sadat üzerinden silah gönderildiğini söylerken bunun için kendi yardım konvoylarının kullanıldığını iddia etti. Peker, yardım konvoyları için yine AKP'den bir isimle konuştuğunu, silahların gittiği bu ek tırların bu ismin talebiyle konvoya eklendiğini söyledi. Suriye ve özel olarak Kürtlerin yeni dönemde sahip olacakları konum BİDEN, Erdoğan görüşmesi öncesinde ABD-Türkiye görüşmelerinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Peker bu konuyla ilgili sonuçları olabilecek bilgiler verirken, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüyle ilgili de fikirler öne sürmüştü. Peker'in bir saati aşan yayınının son yarım saatinde bu konularda söyledikleri şöyle: "Türkmenlere yardım için konuştum. AKP'li vekile ilettim. Onlar tamam, biz de birkaç tır gönderelim dediler. Şimdi geldik konumuza. MİT tırları yakalandıktan sonra benim kafamda bir şeyler oluştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır bucak Türkmenlere değerlerine insansız hava aracı, kıyafetler ama çok fazla. Oradaki tüm savaşlara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük. O milletvekili arkadaşımıza da ilettik. O da iletmesi gereken yerlere de iletti. Tamam. Sonra dediler ki biz ek tırlar verelim sizin tırlarla birlikte. Sadat üzerinden bizim tırların arasında silah gönderdiler. Bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına resimler veriyoruz ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerlerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz ama araçlarda ne olduğunu bilmiyoruz. Silah var biliyoruz, bilmiyoruz dediğim çocuk değiliz. Bu da normal, olması gereken şey. Bu MİT tarafından değil, askeriye tarafından da değil, Sadat tarafından organize ediliyor. Silahları, araçları El-Nusra'ya göndermişler. Bunların hepsini ben kendi paramla alıyorum, onlar hariç. Onları onlar, benimle ilgisi yok ama benim adıma gidiyor, işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben yüklü miktarda Mitsubishi araçlar yollamaya başlayınca dediler, bize de verebilir misiniz, tamam dedim. Türkmenler her yerden teşekkür ediyorum araçları aldık diye. Ya bir iki tanesi Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşmalarında sorun yok. Bizim Türkmen arkadaşlar bunlar El-Nusracı dedi. Allah Allah, bizim diğer arkadaşlar da diyor ki bu gidenler El-Nusra'ya gidiyor. Evet, benim üzerimden gönderiyorlar ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. Veli Küçük'le gizlediniz değil mi? Göreceksiniz, kibrit kutusuna sokacağım hepinizi. Tüm dünyada hem de devleti de yargılatmayacağım. Belki devlete para cezası engel olmadığı için, gerekli tedbirler almadığı için birkaç yüz bin euro ondan bir şey olmaz. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.